Anayasa hukukçusu Profesör Doktor Süheyl Batum ana haberde konuğumuz. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba efendim, çok teşekkür ederim Alev Hanım, sağ olun. Alkol yasağı tartışması sürüyor. Bu karar hukuki midir, değil midir çok tartışıldı. Benim merak ettiğim bir konu var. Az önce editör arkadaşlarımla da konuştuk. Size sormak isterim. Neden kabinede karar alınmadı? Neden İçişleri Bakanlığı genelgesinde yok? Neden il hıfzı sağ eliyle yapılıyor? Efendim şunu söyleyeyim. Bir kere yapılan tamamıyla hukuka, anayasaya, anayasanın açık hükümlerine aykırıdır. Şimdi anayasa o kadar açık ki söylüyor, diyor ki temel hak ve özgürlükleri kesinlikle belli bir ölçüllük dahilinde kanunla sınırlayabilirsin diyor. Ve hakkından fazla sınırlayan hiçbir düzenleme hukuka uygun addedilemez, anayasaya aykırıdır diyor 14. maddesi. Bu ülkede çalışma sözleşme özgürlüğü var. Bu ülkede özel yaşama dokunmama, özel yaşamın gizlediği hakkı var. Özel yaşamın istediğin gibi. Dolayısıyla zaten aylardır sizin televizyonunuzda da böyle haberlerde çıkarttığınızda söylüyorum. Bana bir tane anayasadan hüküm göstersinler. Tek bir veya yasalardan biz İçişleri Bakanı ya da Cumhurbaşkanı ya da İl Hıfzı Sıha Kurulu dedikleri kurul insanları sokağa çıkmaktan men edebilir diye bir kural göstersin. Yok. İçki satışı yapmaktan men etsin diye bir kural getirsin. Yok. O yüzden de zaten bu kural aldık dediklerinde, sokağa çıkma yasağı koyduk dediklerinde de, o da kuralsız da, içki yasağı o kadar kuralsız ki, zaten düzenlemede böyle bir şey yok. Yok. Şimdi böyle bir, o yüzden getirmemiş böyle bir kuralı. Adamlar ne yapıyor? O kadar hukukun dışındalar ki, o kadar. Vali karar almış. Diyor ki, İl Hıfzı Sağ Kurulu oy birliğiyle aldı diyor. İl Hıfzı Sağ Kurulu kim kardeşim, ne? Valinin başkanlığında oluşan bir tane Sağlık Bakanlığı İl Müdüründen, Çevre Şehircilik Bakanlığı İl Müdüründen, Milli Eğitim Bakanlığı Müdürlüğü İl Müdürlüğünden bir görevlinin, birkaç tane doktordan ve belediye başkanından veya temsilcisinden oluşan bir kurul. Ya nasıl anayasaya aykırı kural alır? Oy birliğiyle değil de üç kere oy birliğiyle alkışlar içinde alsa, vali bunu bilmez mi? Bilir. Ama neden? Vali İçişleri Bakanı'na yaranmak için. İçişleri Bakanı Sayın Cumhurbaşkanı'na yaranmak için. Cumhurbaşkanı boş ver dediğimi yapayım, nasılsa ilgilenmiyorlar diye yasak koyuyorlar. Şimdi insanlara şöyle diyorlar. Gidiyorlar insanlara, yani markete, bakkala falan bir kağıt gönderiyorlar. Diyorlar ki Sayın Cumhurbaşkanımızın da duyurmuş olduğu yasaklara... Tebliğ teberlüğü belgesinden mi bahsediyoruz şimdi? Aynen efendim. Tamam, aynen. Ben önce orada yazan yazının bir başlığını okumak istiyorum. Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu basın açıklaması sonrasında sokağa çıkma yasağı olan günlerde uygulanan alkol satışı yasağı tam kapanma sürecinde alkollü içki satışı yapılmayacağını bildirmiştir. Öyle yazıyor. Şimdi evet, şu an arkadaşlarım da ekrana getiriyor. Hemen sorumu şöyle sormak istiyorum ben size. Kanun hükmünde kararname yok, genelge yok. Cumhurbaşkanının basın açıklamasına işaret var. İl hıfzı sağ eliyle yapılıyor. Bu illerde bu ileri de biz yapmadık, İl hıfzı sağ yaptı demek adına bir siyasi hamle olabilir mi? Şimdi sözüm ona, açık söylüyorum hukuken, minareyi çaldık, kılıfını hazırlayabilir miyiz şeyidir bu. Şimdi İl Hıfzı Sağ Kurulu kim? İki, yazıyı görüyorsunuz. Diyor ki Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu basın açıklaması. Ya bir cumhurbaşkanı bir ülkede, bırakın ciddi ülkeleri, yani doğru düz hukuk devletine, Türkiye'de bile anayasanın veya yasanın bir hükmünü söyleyin. Cumhurbaşkanı yapmış olduğu basın toplantılarında yasak getirebilir, istediği yasağı getirir diye.
Ya adam İlif Sısa Kurulu bunu koymuş. Diyor ki İlif Sısa Cumhurbaşkanımız yapmış olduğu içki satışı yasağı doğrultusunda diyor. Arkadaşlar, Cumhurbaşkanı basın toplantısında nasıl bir içki yasağı şeyi getirebilir? Var mı böyle bir şey? Bu yasağı nereden getirdiniz efendim? Aa, ben söylemiştim basın toplantısında. Böyle bir yasak olabilir mi? Fakat size bir şey söyleyeyim. Şimdi bu yapılanlar İl Hıfzı Sağ Kurulu'nun da, o İzmir Valisi'nin de, İçişleri Bakanı'nın da hepsinin yaptıkları Türk Ceza Kanunu'na göre açık ve açık suç teşkil eder. Hem de bir tane değil, birçok. Ben ceza hukukçusu değilim ama ben bile bir hukukçu olarak, 40 yıllık, tam 41 yıllık hukukçu olarak baktığım zaman bunu çok net olarak görüyorum. Görevi kötüye kullanmadan şey yapın, özel yaşamı ihlal suçuna kadar birçok suça girer bu. Hatta daha açık söyleyeyim, anayasayı ihlal suçuna bile girer. Çünkü anayasayı, anayasadaki düzeni, laik düzeni, özel yaşamın gizliliğini, özel yaşama dokunmama, çalışma, istediği işletmeyi kurma özgürlüğünü de sınırlar. Şimdi bütün bunları hepsini koyduğunuzda bu hukuka aykırı. Ama diyeceksiniz ki teşbihte hata olmaz, sakın yanlış anlamayın, ama sormuşlar deveye, hörgücün neden eğri demişler, nerem düzgü demiş. Şimdi Sayın İçişleri Bakanı'nın, ya yapmayın, son bir yılda artık açık söylüyor, diyor ki ben hukukla falan ilgilenmiyorum. Benim için Sayın Cumhurbaşkanı'nın siyasal talepleri her şeyin ötesinde gelir diyor. Yoksa bir insan şunu der mi? Biz komutanların dün sabaha kadar uğraştık, bütün geçmişlerini, işlediği suçları çıkarttık, şimdi görsünler bakalım kurtarabilecekler mi diye bir tweet dünyanın hangi ülkesinde atar? Hangi ülkesinde bir İçişleri Bakanı, bir Cumhurbaşkanı, bir bir bilmem ne bakanı şunu diyebilir? Biz sizin ne yaptığınızı biliyoruz, hepsini çıkartacağız tek tek, teröristler, darbeciler diyebilir. Masumiyet karinesi anayasada yazarken, şimdi bunları tek tek aldığınızda bir tane yanlış yapmıştır. Ama hepsini aldığınızda anayasayı açıkça tanımamak, anayasayı, hukuk düzenini yok varsayarak, ne güzel yazmış İzmir Valisi, Sayın Cumhurbaşkanımızın sözlü açıklamasından diyor, bundan daha iyi işlenen suçun, hukuka aykırılığın şeyi olur mu? Şöyle bir örnek var, hemen yeri gelmişken paylaşayım. Bir polis markete giriyor ve market sahibi kadın, elinizde belge var mı diyor. Polis memuru da yok, haberlerde açıklama yapıldı diyor. Sadece i̇şte, haberlerdeki açıklamaya işaret ediyor ve az önce de neydi o belge? Tebliğ tebellü belgesinde de yazıyor. Cumhurbaşkanı'nın şimdi konuşmasına işaret ediliyor. Yani sadece... Buyurun. Alev, yalnız şunu söyleyeyim bak. Bir ülkede kimse kusura bakmasın, ben siyasetçi değilim. Ben 41 yıllık bir hukukçu olarak bunu söylüyorum. Şimdi söyleyeceğim bir de. Size Tele1'e son dönemlerde de gerçekten teşekkür ederim. Çünkü basın denilen şey şunu açıkça ortaya koyar. Neden bakın bu şeyi yaptım? Teşekkürü. Çünkü normalde bu tür işleri dünyanın her yerinde basını kahraman etmek durumunda değildir. Basın kahraman olmak zorunda değildir. Hukuka uymayan, açıkça uymayan bir hukuku diyorum, anayasaya uymayan bir iktidarı açıkça siz hukuka uymuyorsunuz demek durumunda, zorunda değildir. Ben de değilim. Ama siz yapıyorsunuz, ben siz yaptığınız için sizin gibi pırıl pırıl insanlara ben de söylüyorum. Peki bunu kimin söylemesi lazım? Muhalefetin. Bakın demin kimse kusura bakmasın, Sayın Kılıçdaroğlu'nun cevabını duydum. Şimdi bu hukuka aykırılık, açık açık anayasa ihlal, anayasa ihlal suçu diyemiyor. Diyor ki orası beni ilgilendirmiyor da şimdi
Oradaki şeye yazık değil mi yani diyor. Yazık değil mi oradaki insana? Onun parası ne olacak diyor. Yani bu şu demektir. İktidar devlet dese ki gel gel şikayet edin gel. Al kaybettiğim parayı fazlasıyla vereyim dese anayasayı rahat rahat çiğneyebilecek. Bizim muhalefet liderimize göre de hiçbir şey yok demektir. Bu yanlışlıktan mutlaka vazgeçmek zorundalar. Şimdi bir başka gündem maddesi var. Süremizde idareli kullanmak adına ben hemen o konuya da geçmek istiyorum. Sokakta polis göstericiye, anayasal hak olan protesto gösterisine sert müdahale ediyor, şiddet uyguluyor. Çekmek ise yasak. Gerekçe olarak da polisin özel hayatının gizliliği gösteriliyor ama bir yandan da vatandaşın, az önce konuştuk, özel hayatını sürdürdüğü evinde yaşamsal hakkı na bir müdahale yapılıyor alkol yasağı getirilerek. Şimdi kamusal alan olan sokakta polisin nasıl bir özel hayatı oluyor? Ben bunu sormak isterim. Bunun neresi özel hayat? Alev Hanım, ne güzel sordunuz. Ya böyle bir saçmalık, net söylüyorum, böyle bir saçmalık olabilir mi? Polisin özel hayatıymış. O zaman şöyle bir şey. Bütün dünya uğraştı. İşkenceyi, kötü muameleyi önlemek için karakollarda, nezarette, göz altında şey çekilmesini, soruşturma sırasında kayıt yapılmasını zorunlu kıldı. Şimdi ama memurlarımızın özel yaşamını ilgilendiriyor, o yüzden biz bunu yapmıyoruz deseniz, bütün hep yaptıklarınız, hiçbir şey yapmasanız da hukuka aykırı olur. Aynı şey, yahu kamusal alanda sen polisin resmini çekiyorsun ama tekrar söylüyorum. İktidar muhalefetin de nasıl olsa hiçbir şey söylemeyeceğini, Türkiye'de siyasal aktörlerin hukukla uzaktan yakından ilgisinin olmadığı, hukuk gibi fani şeylerin ancak sizin gibi ciddi televizyonlar, sizin gibi pırıl pırıl insanların, benim gibi hukukçuların derdi olduğunu, siyasetçinin hiç olmadığını iktidar o kadar rahat biliyor ki. O yüzden de bir şeyleri uyduruyor. Daha önce de devlet memurunun kaçak inşaat yaptığı için çektiğinizde ne demişti? Özel yaşamıma giriyor demişti. Ya kaçak inşaat yapanın özel mülkü mü, özel şeyi mi olur? Şimdi adam döven polisin dövüp dövmediğini gösteren kaydın özel yaşamı gizliliği mi olur? Şimdi ekranda görüyoruz. Biraz izleyelim görüntüleri isterseniz. Şu anda müdahaleleri görüyoruz. Bu görüntüler 1 Mayıs'tan bu arada. Aynen. Gizlenmek aynen. İstenen bu mu? Tabii canım. Çok. Ses birden çok yüksek geldi ve ben korktum. Evet. Aykırılığı göstermemek istiyor. Bir şey daha söyleyeyim size. Yani o kadar rahatlar ki. Bakın. O kadar rahat ki, neden rahat biliyor musunuz? Artık Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir filan boş. Nasıl olsa diyor, muhalefet bunlara bir şey demez diyor. Bakın net söylüyor. Nasıl olsa bir şey demez diyor. Oradaki insanların ekonomik olarak orada üstü kirlendi. Yeni bir elbiseyi bakalım kim alacak onlara der nasıl olsa. O yüzden hiç fark etmez diye düşünüyor. Bunlar hepsi, onu söyleyecektim. Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'nun şeyi çıktı. Ne derler? İşte intihal yaptığı çıktı. Yayınlandı. Mahkeme karar aldı. Unutulma hakkı vardır diye. Unutulma hakkı vardır. O yüzden yayın yasağı koyuyorum. Bunlar hepsi uydurulmuş şeyler. Hırsıza ben Melih Bulu hırsız olduğu için demiyorum. Normalde hırsıza unutulma hakkı. Yok bilmem ne mal çalanın veya kaçak inşaat yapanın özel yaşamı, kötü bir müdahalede özel. Alev Hanım, eğer bunların onda biri olsaydı, 1999 depreminden sonra iktidar bütün gücünü kaybetti. Doğru mu? 1999 depreminden. Şimdi bugünkü iktidarın aklı o günkü iktidarlarda yok muydu? Aptal mıydı onlar? Hayır. Ama o zamanlar Türkiye hukuk devletiydi. Kimsenin aklına 1999 depreminde o giden yardımları yasakla, engelle, görüntü almayı engelle,
Hiçbir şey yapma, bahsetmeyi televizyonlarda engelle, görüntü gösterme. Amaç işte halkı birbirine düşürmek, halkı endişeye sevk etmektir diye uydurma kararlar alma. Dememişti, diyememişti. Geçmiş dönemde bu örneğe benzer bir örnek var mı hatırladınız? Ben şimdi düşünüyorum, Demokrat Parti döneminde basında ispat hakkı tartışmaları vardı. Acaba benzerlik var mı diye şimdi bakıyordum. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Demokrat Parti zamanında vardı desem, bunlar o kadar Türkiye'yi şey yaptılar ki, kendi kuralları üzerinden yürütmeye alıştılar ki, şimdi muhalefet bile korkar, hemen şöyle derler. Ne? Bizi 60 Demokrat Parti iktidarıyla aynı mı gösterdin? Yani sen başka bir şey istiyorsun, anladık derler. Sizin de başınız derde girer, benim de başım derde girer. O yüzden 50 öncesiyle 50-60 arasıyla değil, ama şunu söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti'nde bugüne kadar 61'den 2001'e kadar yöneten bütün hükümetler, bugünkü hükümetten daha fazla hukuka saygı duymak zorunda hissediyordu kendini. Şimdi burada şunu da söyleyeyim. Sayın İçişleri Bakanı'nın resmini koymuşsunuz. Onu da açık söyleyeyim. Ben Sayın İçişleri Bakanı gibi İçişleri Bakanları her zaman söylüyorum. Çok gördüm. Liderine hoş görünsün diye Türkiye'de günde 25 tane genç öldürülürken 80 öncesinde, ne yapalım ya, bizimkiler adam öldürdü dedirtemezsiniz bana. Bizimkiler öldürmez, vatan kurtarır diyen İçişleri Bakanları da gördüm. Ama onların tek bakanın gücü Türkiye'yi bir hukuk devleti olmaktan çıkartamıyordu uzun süre. İçişleri bugün, Bakanı, Emniyet Genelgesi anayasaya aykırı değil dedi bu arada bu konuyla ilgili. Ya bırak canım, ya diyor tabii. Ya diyor tabii. Yani sokağa çıkma yasağını da şeye bağlıyor. Açın bakın, bakın ben burada aldım. Onu da söyleyeyim. Hani İzleyenlerin çok güzel, çünkü sizler bununla gerçekten diğer televizyonlar gibi değil, muhalefet partileri gibi değil, gerçeğin ortaya çıkmasını istediğiniz için şunu söyleyeyim. Ya öyle yuvarlak efendim, ay üstleri şey olmuş, yeni bir tane alalım, veya ben şimdi sokağa çıkma yasağını veya içki yasağını şöyle değerlendirmeyeyim, hakikaten tüylerim diken diken oluyor. Sayın ana muhalefet partisi liderinin, net söylüyorum bakın, siyaset yapmıyorum. Bu hukuksuzluklara böyle şey olur mu demek yerine, aman şimdi bunlardan oy alacağım mı düşüncesiyle, onu bırakın, onu bırakın, adam satsın ya malını, yazık değil mi demesine hakikaten inanamıyorum bir hukukçu olarak. Ama şunu söyleyeyim, açın bakın Umumi Hıfzı Sıha Kanunu alev edin. Ya bir tane maddesi, bir tane maddesi. Sokağa çıkma yasağı getirebilirsin, şey yapabilirsin, içki yasağı getirebilirsin diyorsa, o İçişleri Bakanı da genelgesinin hukuka uygun olduğunu söyler. Neden söyleyemiyor? Neden açık açık vali de söyleyemiyor? Şu kanunun şu maddesine, şu Cumhurbaşkanlığı kararına, şu genelgeye göre, İçişleri Bakanlığı'nın şu kanuna dayanan genelgesine göre diyemiyor da, Cumhurbaşkanlığımızın yaptığı basın toplantısına gibi olmayacak bir şeye, çünkü onlar da biliyor. Şu Umumi Hıfzı Sıha konumunda belki sizin televizyonunuzda 10 kere söyledim. 10 kere böyle bir şey yok. Size meşhur 72. maddesini anlatayım. Bu siyasi bir hamle olabilir mi? Bağlantımızın başında da aslında bunu sormak istedim. Yani biz yapmadık, bunu İl Hıfzı Sıha yaptı demek adına bir siyasi hamle olabilir mi acaba? Ya tabii olacak. O yüzden yani, mi genelge yok? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii canım. Yani Alev Hanım, bir gün iktidar değişecek. Değiştiği zaman şunu herkes çok iyi biliyor. Kim gelirse gelsin iktidar, bunların şeyini sormayacak. Hukuksuzluk yapanın yanına kalır. Türkiye'de böyle bir şey vardır. O yüzden siyaset yürümüyor zaten. O yüzden 10 yılda bir, 20 yılda bir aynı çukurlara düşüyoruz. Açık söyleyeyim. Ama size bir şey söyleyeyim. O vali yazmış ya,
Buna uymayanlar TCK'nın 195. maddesinden bu İl Hıfzıssıha Sözde Kurulu'nun kararını açıklarken oy birliğiyle alındığı söylenen, bakın ne diyor biliyor musunuz? O 195. madde. Bakın hukuksuzluğa bakın. Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin, yani biri bir hastalığa yakalanmış olacak ya da maalesef bu hastalıktan ölmüş olacak. O kimsenin bulunduğu yerin, ölen kişinin bulunduğu yerin karantina alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan. Bakın adam ölecek. Bu ne? Bu adam ölme falan yok. Market açık. Adam gelip içki alacak. Onunla ilgili karar. Kendine göre diyor ki 195. Neden? Çünkü vali de biliyor yaptığı işin hukuksuz olduğunu. Şimdi süremizi tamamladık. Ben de şu soruyu sorayım, siz cümlenizi aklınızda tutun lütfen. Hemen bunun içerisinde o cümleyi de sizden alayım. Emniyet Genel Müdürlüğü yayınladı bu polislerle ilgili olan genelgeyi. Polisin kanun yapma hakkı mı var? Bunu hızlıca cevabını almak istiyorum. Hem de siz az önce cümlenizi tamamlayın lütfen. Polisin kanun yapma hakkı yok. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yapma hakkı yok. Bütün yapmak istedikleri şudur. Bunun çok kanuna aykırı olduğunu bildiği için hepiniz de, siz çok güzel söylediniz başta, hepsinin şeyi şu: bir gün iktidar değişirse bugünkü muhalefet anlayışı da değişir. Doğru dürüst bir muhalefet, hukuk devletini nasıl ortadan kaldırırsınız diye bir sorulma, bir yargı yoluna gitme yolu açılırsa, suçu birbirimize atayım diye. O kahraman olan bugün işte İçişleri Bakanı, vallahi ben yapmadım, İl Hıfzıssıha Kurulu aldı diyecek. İl Hıfzıssıha Kurulu diyecek ki abi ben yapmadım, vali bizim müdürümüz. Vali diyecek ki ben ne bilirim abi, Sayın Cumhurbaşkanım bana söyledi diyecek. Cumhurbaşkanı diyecek ki ben öyle demedim, yazdım mı bakın basın toplantısında söylemişim. Ne söylemişim diyecek. Bu amaç çok net olarak budur. Bu işlem açıkça hukuka aykırıdır. Davayı açtıkları anda görün, baro açmış, görün mutlaka reddedilecektir. Ama önemli olan, yani iptal edilecektir. İsterlerse suçlarına suç duyurusunda bulunup bugün olmasa yarın bütün bu yola tevessül edenler suçlanacak ve mahkum olacaktır. Bakın söylüyorum, ama bir tek şey var. Tekrar söylüyorum, size tekrar teşekkür ediyorum. Sizin gibi bir iki tane televizyon olmasa Türkiye'de işimiz bizim siyaset kurumuyla çok zora gitmiş vaziyette. İnsanların anayasal hakları da sıfır seviyesinde. Sıfır. Peki, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için, değerli bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için. Ben teşekkür ediyorum efendim.